Merhaba, bu videoda Drilling Manager uygulamalarından Drill yani normal delik delme uygulamasını göstereceğim. Bunun için ilk olarak Function kısmının içinden Drilling Manager seçeneklerinin içinden Drilling Manager ikonuna tıklayabilirim. Ya da parçamın üzerine sağ tıklayıp buradan hızlıca Drilling Manager diyerek açabilirim. Bu açılan Drilling Manager penceresinde ilk olarak şu gördüğüm sort ikonunu kullanarak deliklerimi tanıtmam gerekiyor. Buna bir kere sol tıklıyorum ve parçamı seçmek için CTRL'ye basılı tutup A tuşuna tıklamam ya da yine çerçeve için alarak da bu işlemi şu şekilde gerçekleştirebilirdik. Ve onaylamam gerekiyor. Sağ tuşla onayımı veriyorum ve gördüğünüz gibi bana şu an bütün parçamdaki delikleri çıkartmış durumda. Group By kısmına gelip bir kere tıklıyorum. Ve buradan Diameter seçeneğine tıklayacağım. Bu da çaplarına göre gruplamamı sağlayan bir seçenektir. Yine burada birden fazla gruplama seçenekleri de var. Ben buradan Diameter'ı seçiyorum ve gördüğünüz gibi şu şekilde çaplarına göre sıraladı. Gördüğünüz gibi bu yan yüzeydeki deliklerimi almadı. Bunun sebebi şu an 3 eksende çalışmamdır ve bunu değiştirmek için Parameters ikonundan buradaki Orientation mod kısmıyla bu işlemi 5 eksen olarak değiştirebiliyoruz. Hemen onu gösterelim. Şu şekilde bunları hepsini seçip klavyeden Delete tuşuyla siliyorum ve Parameters kısmının içine gelip buradan Axis Only değil From Axis to Cone zaten parantez içinde de 5x yazar. Seçip OK diyorum. Sort deyip tekrar CTRL A ile seçtiğim zaman gördüğünüz gibi burada diğer yüzeylerdeki deliklerimi de alacaktır. Hemen bunu değiştirelim. Tekrar 3 eksen şekliyle devam edelim. Evet, bu şekilde seçtim ve deliklerim geldi. Delik delme işi, bu drill prosesini ben hepsi için uygulayacağım. Hepsi için uygulayacağım için ayrı ayrı seçmeme gerek yok. Şöyle aşağıdan tutup hepsini seçiyorum. Sağ tuşla tıklayıp buradaki Type kısmından gelip Drill seçeneğine tıklayacağım. Bu renge, bu seçeneğe tıkladığım takdirde fark edeceksiniz deliklerimin hepsi gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Yine drill'in referi rengidir. Bu aynı zamanda bu şekilde değişmiş oldu. Bunları seçtikten sonra yapmam gereken pek bir şey kalmadı. Şöyle içini tekrar kapatıyorum. Ve şu şekilde hepsi seçiliyken buradan otomatik drilling demem yeterli olacaktır. Toolpad parametreleri bu açılan pencerede herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. OK dediğim zaman hesaplamama devam edecektir, hesaplamama başlayacaktır. Ama hangi takımları, hangi matkap değerlerini refere aldığını görebilmek ya da değiştirebilmek için buradaki Tool Selection kısmının altındaki Edit butonuna tıklamam gerekiyor. Buraya tıklıyorum ve tıkladıktan sonra refere alacağı bütün kesici takımları, matkap takımlarımı göreceğim. Evet, gördüğünüz gibi burada bütün takımlarımı görebileceğim bir ekran var. Yine burada yeni takım ekleyebilir ya da şu anki olan takımlardan güncelleme yapmam gerekiyorsa, değiştirmem gereken bir şeyler varsa bu işlemlerimi yapabilirim. Ben burada bu tabloyu önceden oluşturdum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Kapatacağım. OK diyorum. Artık Drilling Manager'li işim kalmadı. Bunu da kapatacağım. Gördüğünüz gibi buraya prosesim tanımlanmış. Sağ tıklayıp execute ile ya da penceremin sağ altındaki hesaplama butonuna bir kere mouse'umla sağ tıklayarak hesaplamayı başlatabilirim. Hesaplamamı çok kısa süre içerisinde tamamladı. Şöyle hemen yandaki oku kullanarak açıp inceleyelim. Gördüğünüz gibi centering bütün deliklerime ilk olarak puntolama işlemini gerçekleştirdi. Arkasından şu şekilde çaplara göre delik işlemlerimi gerçekleştiriyor. Şöyle yan kısmı uzattığım zaman burada ölçüleri de var. Şöyle tıklayıp Ctrl-D de gidelim. Gördüğünüz gibi bütün delik işlemlerimi bu şekilde tamamladı. Şunları tekrar kapatıyorum. Yine aynı şekilde matkabımın olmadığı yere yine tanımladığım takıma göre delik büyütme işlemini gerçekleştirdi. Yine burada delik delme işlemlerim var. Hemen alt tarafında kontur bor işlemim var. Bu şapka işlemi, şapkayı açma işlemi. Gördüğünüz gibi burada da takım yollarımı bu şekilde çıkarttı. Hemen bir diğerine bakalım. Evet, bu şekilde bütün işlemlerimi tamamladı. En alt ikisi benim Contour Chamfer seçeneğim. Burada evet şu deliklerimde pah var. Buraya da tabii ki o takım yollarımı oluşturdu. Ama gördüğünüz gibi bu işlemlerimde
Bu deliklerimde benim bir pahım yok ama burada otomatik bir şekilde bana pah oluşmuş durumda. Tabi bunu değiştirmek için direkt üzerine gelip delete ile silebileceğim gibi aynı zamanda bunu şu şekilde de yapabiliyoruz. Sağ tıklayıp tekrar Drilling Manager'a girip buradan o deliğim hangisi ise açıp çift tıklayarak içini açıp buradaki No Chamfer seçeneğini işaretlediğim zaman bana o pahları kırmayacaktır. Yine buradan da ayarlamalarımı yapabiliyorum. Evet, bu şekilde teker teker noktalarımın hepsini ayrı ayrı seçip önce punta sonra çaplara göre ayarlayıp matkap delme işlemlerimi yapmadan Drilling Manager'la delik sayım kaç olursa olsun bu şekilde seri bir şekilde bütün matkap işlerimi, delme işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum.